Bu çıkan sütün yağ ortalaması %9,5. Temelinde yatan sebep biz ineklerin memesini yeteri kadar veya mandaların memesini diyelim o anlamda yeteri kadar temizlemiyoruz. İneği sağdığınız zaman yemleme yapmanız lazım. Taze ürünlerin hızlı tüketilmesi gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla bu ürünler de böyle. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir büyük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Bugün farklı bir program çekeceğiz. Yine değerli dostum, arkadaşım ve değerli abim Niyazi Yelkencioğlu ile beraberiz. Kendisi Bufa çiftliğinin sahibi, ortağı ve yönetim kurulu başkanı. Şimdi bugün neredeyiz? Çiftliğin hemen yanındaki üretim bölümündeyiz. Yani mandıra diyelim. Butik bir mandıra var. Aynı Avrupa'da gördüğünüz sistemlerdeki gibi bir yandan süt üretiliyor. O üretilen süt geliyor. Burada işleniyor. Ve biz özellikle ne üretim yaptıklarını inceleyeceğiz. Ve beraberce bu üretimi işte ne yapıyorlar, nedir, ne değildir, bütün bunları konuşacağız. Özellikle mandaları gördük biliyorsunuz. Mandalarla ilgili bilgileri aldık. Zaman zaman burada arkadaşlarım size o görüntüleri de gösterecekler. Buradaki imalat çok çok önemli. Onu göreceğiz. Aynı zamanda üretimdeki ürünleri göreceğiz. Ama şimdi ben önce birazcık tarihçeyle başlamak istiyorum. Çünkü Niyazi Yelkencioğlu, Niyazi abimiz bir eski Kandıralı, 200 yıllık Kandıralı. Diğer programda da bahsetmişti. Hatta burada çok güzel bir kitap var. Ben onu da göstermek istiyorum. Niyazi Yelkencioğlu'nun Kurtuluş Savaşı Anıları. Ama tabii bu senin anıların değil. Değil mi? Dedenin. Evet. Dedenin anıları. Çok güzel. Ben şimdi program başlamadan önce biraz baktım. Çok ciddi güzel bilgiler var. Bu bilgiler önemli. Kandıra genelde peynir ustalarıyla ve mandasıyla aynı zamanda da neycileriyle meşhurdur. Ve de hindisiyle. Kandıra hindisi de çok meşhurdur. Ama bir de ney. Doğru. Mesela eski... Klarnet. Klarnet. Mesela Mustafa Kandıralı. Mustafa Kandıralı. Turan Güneş. Rahmetli Turan Güneş. Tabii. Eski Dışişleri Bakanımız. O da, Nihat Erim. O da çalardı. O da çalardı. Nihat Erim'i ben bilmiyordum. Nihat Erim de mi? Yok, çalmazdı. Ama Kandıralı mı o? Tabii. Çok güzel. Ya bunları duymak güzel bir şey. Kurtuluş Savaşı'nda Kandıra'nın da çok büyük katkıları olmuş değil mi? Çok, tabii. Dedem Kuvayi Milliye'nin kurucularından bu bölgedeki. Bu bölgedeki? Evet. Yani kitapta da zaten hepsi yazıyor. Evet. Kendi hatıraları. Dolayısıyla onun adını taşımaktan da ayrıca gurur duyuyorum yani. Çok büyük bir gurur, evet. Tabii. Ama senin de Kandıra'ya sahip çıkman, gelmen, burada böyle bir, evet, çiftliği kurman çok güzel. Bu arada değerli izleyiciler, şunu da söyleyelim. Şimdi Niyazi abimiz çok mütevazi bir insan. Pek böyle şey yapmayı da sevmiyor ama kendi aile evlerini müze, belediyeye bağışlamışlar ve müzesi yapılmış. Yelkencioğlu Konağı diye. Dolayısıyla Kandıra'da kullanılan o eski her türlü işte giysiler, elbiseler, şunlar bunlar, kitaplar, her şey var orada değil mi? Hepsi var. Yani eğer yolunuz Kandıra'ya düşerse Yelkencioğlu Müzesi'ni de mutlaka ziyaret edin deyip hemen konuya giriyoruz. Tamam. Şimdi biz manda çiftliğindeki üretimi konuştuk. Ne dedik? Hemen hatırlatma yapıyorum. 270 güne kadar ortalamada çıkabiliyor süt verimi. Doğru. Ve buradaki alınan sütler yaklaşık günlük 10 litre, laktasyonda 2500 ile 2700-2800 arası. Doğru. Ve bu çıkan sütün yağ ortalaması %9,5. Yok, 8,5 mu demiştik? 8,5-9 arası. 8,5-9 arası. 8,5-9 arasında bu süt direkt olarak oradan borularla mı geliyor yoksa? Borularla gelmiyor. Tankerimiz var. Özel paslanmazdan tankerimiz var. Zaten aradaki mesafe aşağı yukarı 100 metre falan. 100 metre falan. Ama boruyla getirmek de boru pislenmesi sıkıntı. Aynen, onu düşündük. Doğru düşünmüşsünüz yani. Yani hijyen açısından. Çünkü bizim sağım ünitesini gördünüz. Evet. Çok hijyen bir sağım ünitemiz var. Dolayısıyla sağılan süt filtrelerden geçiyor, borulardan geçiyor. Direkt soğuk tanka giriyor. Yani bakteri açısından çok çok düşük. Oradan da gene boruyla tankere geliyor. Tankerden de buradaki soğuk depoya giriyor. Dolayısıyla bence sonra doğru. Pasterize oluyor. Buraya kadar boru uzattığınız takdirde bu sefer borularda sıkıntılar yaşayabilirdiniz. Süt biliyorsun, süt çabuk bozulan ve çok bakteri üreten bir şey. Yani.
Bir şey daha söyleyeceğim. Onu sormak istiyordum. Hatta geçen sefer unuttum sormayı, şimdi hatırladım. Bakteri oranımız nedir? Zannedersem 40-50 bin civarında. Çok düşük, çok iyi. Yani direkt olarak içebiliriz bu sütü. Evet, tabii, tabii. Peki buraya bu kalitede gelen sütü pastörize etmeye lüzum yok ama siz ediyoruz. Pastörize ediyorsunuz. Tabii, tabii. Gene filtrasyondan geçiriyorsunuz. Tabii, tabii. Pastörize ediyorsunuz. Tabii. Genelde çıkan süt günde bir defa mı üretime giriyor yoksa sabah akşam üretim mi yapılıyor? Yani diyelim ki sabah sütünü aldık getirdik. Yok. Şimdi şöyle akşam sütü sabah kalıyor. Tanka geliyor, tanka koyuluyor. Sabah sütü de biraz daha geç geliyor. Çünkü soğutulması lazım. Soğutulması biraz, lazım, evet. Ilık süt gelirse bakteri hemen çalışmaya başlar. Aynen. Dolayısıyla soğutulmuş olarak geliyor, evet. Diğer de soğutulmuş olarak. Aynen. Ve burada tekrar birleştirip. Bir gün önceki süt, sabah erkenden çünkü saat aşağı yukarı 4 civarında filan mayalıyorlar sütleri. Yani pastörizasyondan geçiyor. Sonra mayalanıyor. Mozzarella'da filan 4-4,5 saat civarında bir mayalanma süresi var. Dolayısıyla sabahleyin diğer çalışanlar geldiğinde üretime hazır olmuş oluyor peynirler. Çok güzel. Biz inekten yaptığımız mozzarella'da sütü pastörizatörden 72.2 santigrat derecede geçiriyorduk. 15 saniye falandı. Sizde de o civarı. Aynı civarda. Bir de çok yağlı olduğu için bizimki zannedersem 68 civarı olması lazım. Daha düşük olması lazım. Çünkü çok yağlı olduğu için yapışabilir. Yağından dolayı. Dolayısıyla daha az. Çok enteresan. Mozzarella'nın ayrı bir derecesi var. Evet. Yani mozzarella'yı tutup 80-90'da yapamıyorsunuz. İçindeki kesinlikle. O şeyler de ihtiyaç var çünkü o moleküller belli. Ve aynen. Bakteriler bir anda şekil değiştiriyor. Aynen. Aynen. Onun için daha düşük. Zaten dediğim gibi gelen sütün 50 bin civarıysa ki dünya normları 100 bin olarak belirlenmiş. 100 binin altında olduğu zaman içilebilir süt olarak kaydediliyor. Bazı bilmeyenler için 50 bin de belki yüksek gibi görülebilir ama köylüler yani dışarıdan açık süt aldığınız zaman milyonlardadır bu. Şöyle söyleyeyim. 2-3 milyon civarındadır. Türkiye'de subklinik dediğimiz yani gizli mastitis de var. Türkiye'deki genelde yani üretilen böyle ağrı çiftlikleri bir kenara bırakırsak üretilen sütün memeden çıktığı zamanki ortalaması 5 milyon bakteri. Yani 5 milyon bakteriyle çıkıyor. Dolayısıyla bunun işte mandıraya gelene kadar bu rakam 8-10 milyonları bulabiliyor. Bunun da temelinde yatan sebep biz ineklerin memesini yeteri kadar veya mandaların memesini diyelim o anlamda yeteri kadar temizlemiyoruz ve korumuyoruz. Özellikle de şöyle bir şey var. Buradan bilgi de vermiş olalım. İneği sağdığınız zaman yemleme yapmanız lazım. Çünkü inek ya da manda yem yemeye giderse en az yarım saat o memelerin delikleri açık kalıyor. Doğru. Geçen programda açıklamıştım. Evet. Özel bir şey var. Yapıştırıcısı var. Koruyucusu var. Kapatıyor ve öyle engelliyor. Ama ona rağmen eğer yemleme de yapılırsa zaten hayvan yarım saat yem yiyor. Yem yediği için aynen. O meme uçları kapandığı oturmuyor. İçin dolayısıyla herhangi bir şekilde mikrobun da girmesini engellemiş oluyoruz. Çünkü neticede bakteri, subklinik dediğimiz bakteriler mikropların bir şekilde memeye girmesiyle başlıyor. Peki şimdi hazır ondan sormuşken mastitis 100 hayvanda kaç hayvanda mastitis vakası yaşıyorsunuz? Mandayı bilmediğim için. Bir bile yoktur. Bir bile yoktur. Yani manda çok güçlü bir hayvan güçlü zaten. Güçlü bir hayvan. Süt verimi de. Ama mastitis bir sürü şeye de bağlı biliyorsun. Yani tabii ki. Biraz ehil olmak lazım sahamlarda. Sahamları iyi yapmak lazım falan. Temiz yapmak lazım. Evet. Bütün ağrı çiftliklerde ve temiz modern çiftliklerde artık ne yapılıyor? Yıkandıktan sonra suyla durulanıp ondan sonra kurutuluyor. Aynen. Yani Hilton Oteli gibi böyle aynen. Gidersin hani bizde Hilton de öyle. Oteli'nin tuvaletine girersin, elini yıkarsın. Herkes için ayrı bir havlu aynen, vardır aynen, yani. Aynen. Bez havlu. Onun gibi dolayısıyla 50 bin bakteriyle geliyor. Peki bu 50 bin bakteriyle gelen süt burada ne gibi işlemlerden geçiyor? Separatörden, filtrasyondan geçiyor herhalde. Filtrasyondan gelen. Geçiyor. Şeye giriyor. Pastörizatöre giriyor. Pastörizatörden sonra tabii her ürün için ayrı derecesi var, ayrı dinlendirmesi var. Her usta kendine göre sütünü pastörize ediyor. Çünkü burada
kaymak var, yoğurt var, tereyağı için krema çekiliyor. Evet. Bir sürü şey var. Burada çok güzel bir de broşürünüz var. Ben burada ürün çeşitleri var. Ben bu ürünlerle ilgili sizlere programımızın ilerleyen zamanında hepsini tanıtmaya çalışacağım. Çünkü önemli bir şey. Türkiye'de de biliyorsunuz bütün bu ürünler ülkemizde de var. Evet, İtalyanlara mahsus ama ülkemizin de ürünlerine benzer tarafları var. Mesela ricotta dediğimiz lor peyniri. Onunla ilgili size ilginç bilgiler de vereceğim. Şimdi bu ürünlerle ilgili tabii ne kullanıyorsunuz? Kültür ve maya kullanıyorsunuz. Evet. Değil mi? Peki sabitleyici ya da başka katkı maddeleri kullanıyor musunuz? O zaman tamamen natural bir ürün. Tamamen natural. Evet. Dolayısıyla bunun bozulma hızı da çok kısa. Evet, yani mesela bir mozzarella peyniri en fazla bir hafta herhalde, en değil mi? En fazla bir hafta. Bir hafta içinde tüketilmesi lazım. Yoğurt da aynı şekilde öyle. Yoğurt biraz daha uzuyor. Biraz daha uzuyor. Çünkü yoğurdu üretirken ki proses de önemli. Evet. Yani belli derecede mayalıyorsunuz. Ondan sonra işte dinlenmeye bırakıyorsunuz. Soğuk depoya koyuyorsunuz. Dolayısıyla bakteri gelmesi önleniyor. İşte ağzını sıkı kapatıyorsunuz. Özel ambalajımız var. Onlar süresini uzatıyorlar. Evet, yani yoğurt biraz daha şey ama şimdi mesela sizinki de natural bir yoğurt. Mesela tabii. Normal biz gittiğimiz zaman marketten aldığımız yoğurtlar bir ay bile kalabiliyor. Tabii. Bir ay, bir buçuk bir ay kalabiliyor. Ay, evet. Kalabiliyor çünkü içinde bir takım stabilizatörler var, koruyucular var, katkı maddeleri var. Ama natural yaptığım bir ürün asla dayanıklı olmaz. Aynen. Yani dolayısıyla sizin yaptığınız bütün ürünlerde öyle bir sorun var. Öyle bir sorun var çünkü hemen tüketilmesi lazım. Evet, daha biz baştan beri buna çok önem verdik. Ürünlerimizi ilk başta pazarlarken bunun zorluğunu da çektik esasında. Marketlere falan götürdüğümüzde ya işte diğer yoğurtlar şu kadar veya senin mozzarella bu kadar kısa nasıl oluyor, biz bunu nasıl satacağız falan dediler. Ama esas olması gereken bu. Kesinlikle. Yani dikkat eden insanlar için olması gereken bu. Ama herkes alıştı artık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O soran yerler eğer şarküteriyse bu soruyu sormaması lazım. Niye? Çünkü bugün sen bir manda kaymağı aldığın zaman ne kadar tutabilirsin manda kaymağını? Bir hafta tutarsın. Yani hadi 10 güne belki çıkar. Ama bir şekilde tüketmen lazım. Taze ürünlerin hızlı tüketilmesi gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla bu ürünler de böyle. Dolayısıyla bizim ürünlerde maya haricinde hiçbir katkı maddesi yok. Pastörize sütümüz var mesela. Onda hiçbir şey yok. O sadece pastörize olup şişeye konuyor. Onu hemen gösterelim o zaman. Burada da ürünler duruyor. Pastörize sütle başladık. Evet, bu gerçek manda sütü. Gerçek manda. %100 hiç, manda sütü. İçinden hiçbir şey alınmamış. Hiçbir şey alınmamış. Saf. Peki bunu alan kişi evinde kaymağını ayırıp bir şeyler yapanlar var, mi? Yoğurt yapanlar var, kaymağını ayıranlar var. Mesela biz genelde evimizde sütü aldığımız zaman, yoğurt yaptığımız zaman o yoğurdun kaymağını alıyoruz, biriktiriyoruz buzlukta. Daha sonra tereyağı yapıyoruz. Evet. Bundan da yapılabilir. Değil yapılabilir mi? Ama bizim işte manda sütünün özelliği yüksek yağlı olması. Biz onu sağlıyoruz. Yani yağını falan çekmiyoruz. Manda aynı sütünün aynı zamanda kalsiyum ve protein değerleri de çok yüksek değil çok mi? Yüksek. Kaç protein değeri? 5-6'ya yakın. 5-6'ya yakın? 6 civarı. 6 civarı çok yüksek. Yani. Şöyle söyleyeyim, bir sürü doktor kolon kanseri gibi bazı hastalıklar için özellikle manda sütü tavsiye ediyorlar. Tavsiye ediyor. Yani değerli, besleyici. Değerli izleyicilerimizden bilmeyenler için ben bir takım bilgiler vereyim. Genelde inek sütündeki protein değeri 2.8-3'lerdedir. Hatta ülkemizde bu biraz daha düşüktür. Düşük olmasının sebebi her şey topraktan başlar. Topraklarımız organik yapısını kaybettiği için topraktan aldığımız tahıllar protein değerleri olarak Avrupa'daki tahıllara göre daha düşük olduğu için ve onu yedirdiğimiz için dolayısıyla otomatikman oradan itibaren protein değerleri düşüktür. Bunu da nereden? İşte zamanında ben de mandıracılık hani yaptım ve dışarı gittiğim zaman adamlara bir baktım. Adam kaşar peyniri tarzı peyniri alıyor 8,5 litreden, 7,5 litreden, 8 litreden. Biz alıyoruz 11 litreden, 10,5 litreden. Bunu araştırdığım zaman biz hep kuru maddenin önemli olduğunu düşünürüz. Halbuki kuru madde değil, sütteki en önemli şey peynir yapımında proteindir.
protein bilhassa anlamını belirler. Bilhassa mozzarella. Bilhassa mozzarella da protein belirler. Dolayısıyla bunu alıyorum böyle. Şimdi madem buradan girdik konularımıza, şöyle teker teker ürünlerimizi tanıtıyoruz. Şimdi sütten bahsettik. Şimdi en önemli şey mozzarella di bufalo. Di bufalo. Evet. Ben mozzarella fiordalette ürettim evet. Zamanında. Şimdi mozzarella'yı bir tanıtalım. Mozzarella peyniri bu gördüğünüz şekilde. Bir de büyüğü var onun. Büyük size olması. Büyük size var. Onu da alalım. Evet. Onu da alalım. Şimdi bu büyük size'ı bu mozzarella direkt olarak hamur haline geldikten sonra telemenin hamur haline getirilip ondan sonra makineyle ya da elle yapılması, elle çıkartılması manuel olarak. Bunun en büyük özelliği nem oranı bunlarda yüksektir. Evet. Yüzde kaç? Diyelim yüzde 50-60, 50, 50 civarı olabilir. Şimdi nem oranı yüksektir. Hatta burada da yazıyor zaten nem oranı. Bakalım şöyle. Evet. Yok, kuru madde değil. Şimdi bu lezzet genelde pizzada endüstriyel mozzarella kullanılır ama bu da lezzet vermesi. Fiore di latte kullanıyorlar genelde. Evet. Bunu da üstüne buffalo mozzarellası olarak üstüne de konulabilir. Yani nasıl salam. İtalya'da öyle yapıyor. Margarita'nın üzerine. Türkiye'de mesela. De yapıyorlar ama. Türkiye'de evet, de evet. Özellikle çok daha lezzetli oluyor. İtalyan restoranlarında var. Bunu tek başına da yiyebilirsiniz. Programımızın sonuna doğru ben bir tane kesip size göstermek istiyorum nasıl yendiğini. Bugün birazcık böyle gurme ve farklı bir tarzda bir program çekmeye çalışıyoruz sizinle. Buna daha sonra geleceğiz. Ondan sonra sizin yoğurdunuz var. Bütün ürettiğiniz ürünlerde hiçbir şekilde kremasını almadan yapıyorsunuz. Evet. O da var. Bir de şey de var. Kavanoz da var. Kavanoz da var. Kavanozu da alalım. Bu da evet. Bu da gerçek manda yoğurdu. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, şöyle söyleyeyim. Bu tip saf ürünler normal ürünlere göre biraz daha pahalıdır. Pahalı olmasının sebebi saf ve natürel olmasıdır. Dolayısıyla bu ürünün içinde hiçbir katkı maddesi olmadığı gibi tamamen tam manda yağı sütüyle beraber hazırlandı. Yani bunların özellikle Kandıra'ya eski günlerde yani eski zamanlarda geldiğiniz zaman şeyde yaparlardı. Bakraçlarda. Bakraçlarda yaparlardı. Bakraçı da böyle getirir garson, suratı ona doğru böyle atar. Çıkmaz. Ama hiçbir şekilde çıkmazdı. Yani o kadar manda yoğurdumuz çok çok önemliydi. Manda yoğurdunu yeniden görmek çok güzel bir bizimkinde şey. Bizimkinde bıçakla kesiyorsun zaten. Bıçakla evet. Yani manda bir de eskiden mesela yoğurtçular vardı. Hani sırtlarında evet, yoğurt satarlardı. Şöyle şeysi vardı onların. Kepçeleriyle özellikle keserlerdi. Onların içinde de manda sütü vardı zannedersem. Vardı. Yani daha sonradan sütün içindeki geç sulanıyor filan. Suyu uçurmaya başladılar. Farklı noktaya geldiler ama o gelene kadar vardı. Bir de şu burrata var. Burrata. Bunu anlatmak istiyorum. O trüflü var, bir de normal burrata var. Ha bu trüflü. Trüfü bu de anlatalım. Yeni çıktı bu evet. Trüfü de burada gördüm. Trüf mantarı diye bir mantar var. Trüf mantarının kilosu 3000 dolarla 5000 dolar arası. Ben 2 sene önce Alba'ya gittiğimde 5000 euroydu. 5000 euro. Evet. Ben yanlış söylemişim. bu trüf mantarlı buffalo peyniri, krem peyniri, burrata. Bu buratonun özelliği şu. Yine top mozzarella yapıyorlar. Fakat top mozzarella'nın içine stracciatella basıyoruz. Stracciatella dediğimiz nedir peki? Stracciatella dediğimiz krema. Krema ama manda kreması gene. Hayır, inek kreması. İnek kreması. Çünkü manda kreması yok. Yani o size diyor. Çünkü içine koyduğumuz krema UHD dediğimiz 130-140 derecede geçmiş bir, yani çok iyi pastörize edilmiş bir krema. Çabuk bozulmaması için, hijyen olması açısından onu mozzarella, ince mozzarella hamur gibi açıyoruz. Mozzarella ince ince dilimleniyor. Çok ince olaraktan. O kremayla karıştırılıyor. Bunun adı stracciatella. O stracciatella'yı basıyoruz mozzarella'nın içine. O da burrata oluyor. Burrata oluyor. Bu truflusu bir de şeyi var. Bir normal, de normali var. Normali evet. Var. Bu da yine ürünlerden bir tanesi. Ya bunları bir tadına bakalım. Bakacağız tabii. Bakalım yavaş yavaş. Tamam. Değerli izleyiciler, önce burrata ile başlayacağız. Burrata'yı size göstermek istiyorum.
Burat da içinde özel krema ile üretilmiş bir ürün. Ellerimizi yıkadık, ellerimiz temiz. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi kestiğimiz zaman göreceksiniz. Bakın, şimdi bunu kesince gördüğünüz gibi içinde krema var. Şöyle örnekleme yapalım. Tatman da gerekiyor. Evet. Evet, şunu şu şekilde alalım. Bıçak gene lazım olacak bize. Evet değerli izleyiciler, şimdi size bazı şeyleri tabii ki göstermek istiyoruz. Ben şöyle kenarından müsaadenizle almak istiyorum. Çok değerli bir ürün bu. Bence herhalde doğru söylüyorumdur. Türkiye'de tek yapan sizsiniz bunu. Evet. Yani gerçeğini yapan. Mandadan yapıyoruz. Çünkü. Mandadan gerçeğini yapan sizsiniz. Müthiş bir görüntü ve lezzet. Evet. Bu birazcık gurme programı gibi oldu ama harika bir şey. Afiyet olsun. Mozzarella da hafif tuz var mı? %1,5 civar. %1,5 Mozzarella da yok. Değil, dışında suyunda var. Salamura suyunda var. Salamura suyunda var. O lezzet geliyor ama çok taze olduğu geliyor. Müthiş bir lezzet. Umarım sizler de tadarsınız. Tatmakta yarar var. Ben bunu şimdi kenara koyacağım. Şöyle bunu koyalım. Ve size mozzarella peynirini özellikle göstermek istiyorum. Şurada mozzarella peyniriyle ilgili nasıl yendiği hususunda genel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şöyle buradan açalım. Evet. Mozzarella peynirinin suyu da saf sudan oluyor. Tabii tabii. Özel pastörize olmuş sudur. Pastörize olmuş su. Evet. Pastörize edilmiş sudan oluyor ve şey çok önemli. Yani hiçbir şekilde bir bakterinin çalışmaması lazım. Onun evet. için pastörize edilmiş sudan oluyor. Evet, alıyoruz buradan. Şöyle yine kurulayıp. Mozzarella peyniri, yani tebinki yediğimiz burrata dediğimiz kremalı peynirdi. Fakat bunun en büyük özelliği, bunu değerli izleyiciler böyle dilim dilim kesiyorsunuz. Ve dilim dilim kestikten sonra bunun yeniş şekli şu şekilde oluyor. Genelde fesleğenle de yeniyor. Bu şekilde domatesin üstüne koyuyorsunuz. Domatesin üstüne koyduktan sonra hafif tuz ve çok hafif karabiber. Çok hafif karabiber biraz. Ondan sonra hafif zeytinyağı koyuyorsunuz. Ve bir öğün yani. Çok hafif zeytinyağı koyduğunuz zaman bu genelde İtalyan restoranlarında starter olarak, yani evet, başlangıç yemeği olarak verilir. Bunun da bu şekilde domatesle yediğiniz zaman inanılmaz mükemmel bir lezzet. Mutlaka eğer yolunuz herhangi bir şekilde gerçek mozzarella peyniri satan bir restorana düşerse mutlaka bunun da tadına bakın. Harika. Şimdi ürünleri tanıtmaya devam edelim. Evet. Yani kusura bakmayın, böyle sizin karşınızda yemek zorunda kalıyoruz ama en azından ürünleri de aynı zamanda tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan Türkiye'nin çok değerli bir ürününe geleceğim. Ricotta peyniri. Ricotta peyniri fakir peyniri olarak da bilinir genelde. Şimdi bununla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Ricotta peyniri ile ilgili. Ricotta peyniri ülkemizin, herkesin bildiği lor peyniridir. Fakat bu lor peynirinin yapılış şekli biraz daha farklı hale gelmiştir. Size buradan bir tavsiyede de bulunacağım. Evinize lor peyniri alırsanız yaklaşık yarım kilo lor peynirinin içine kaynar su, yarım çay bardağı kaynar suyu katıp mikserden geçirirseniz aynı lor peyniri, ricotta peyniri lezzeti veriyor. Biz bunu yaptığımız denemelerde
çıkardık ortaya. Şöyle yapalım. Onu istersen çıkarabilirsin. Çıkart. O sepet de özel bir sepettir. Aa, özel bir sepeti evet. Varmış. Evet. Suyu şey olması için. Ha, bunu... suyu. Evet. Şöyle yapıyoruz. Komple çıkartıyorsun. Biz tabii. Ha. Şimdi işte oldu. Yani bunu siz evinizde, yani en azından bilgi vermiş olalım. Evinizde lor peynirini dediğim gibi kaynar suyla hafif mikserden çekip sepetin, böyle sepet yok tabii, daha büyük sepetlerimiz var. İçine koyduğunuz zaman böyle bir netice alırsınız ama asla bu lezzeti bulamazsınız, o ayrı. Ama en azından peyniri lezzetli hale getirebilirsiniz. Sabah kahvaltılarında yani bu peynir çok sabah faydalı zaten. Çok faydalı. Çok faydalı. Çok bundaki biraz kalsiyum oranı falan, evet. Kalsiyum oranı protein. Son derece yüksektir. Protein oranı yüksektir. Ve gerçekten. Yağ az. Yağ az. Evet, yağı da az bir ürün. Yani bu şey olarak özellikle diyet yapanlara da tavsiye evet, edilecek tavsiye. Bir ürün. Bu çok evet. Lezzetli çünkü manda ricottası olduğu için o manda sütünün müthiş bir lezzet. Yani bir lezzet. Bizim lor peynirle uzaktan yakından alakası yok. Hatta şey de yapılabiliyor. Mesela lor peynirin içine, yani ben normal lordan bahsediyorum. Bu benim dediğim karışımı yaparken krema da konulabilir içine. Krema ile beraber daha da lezzetli hale gelebilir. Bizim tabii süresi en kısa olan ürünümüz bu. En çabuk bozulacak ürün. Çünkü lor peyniri çok çabuk bozulur. Evet, çabuk bozuluyor. Yani maksimum 5 gün. 5 günde evet. Tüketilmesi lazım. Evet, yani zaten sırvatka suyu dediğimiz, yani lor peynirinden kalan su, sırvatka suyu evet. O da çok çabuk bozulan bir ürün. Yani onun da o aslında mesela inekler içebiliyor. Mandalara bilmiyorum veriyor musunuz? Verebilirsiniz. Üstüne dökebilirsiniz yani. Çok ama anında tüketilmesi gereken bir şey. Çünkü şeyi de bozabilir. Yemi de bozabilir. Bozabilir. O bakımdan. Bunun bir de kremalısını mı yapıyorsunuz siz? Yani burada gördüm herhalde. Biz tereyağı yapıyoruz. Hı. Evet. Burada tereyağı ürünü var. Bu da saf manda sütünden yapılan bir tereyağı ürünü evet, değil mi? Evet. Bir de şey var burada, mascarpone gördüm. Mascarpone, o da yeni. Mascarpone bizim labne peynirine benziyor ama değil tabii yani. Mascarpone daha çok şey için, cheesecake falan yapılır. Cheesecake'de. Bir de tiramisu. Tiramisu da ve cheesecake'de evet. Müthiş bir ürün. Bu da çok güzel bir ürün böyle. Ya bayağı bir çeşidiniz var aslında var, yani bakıldığı evet. Zaman. Bunları her gün eşit miktarda mı üretiyorsunuz yoksa siparişe günleri göre, mi var? Siparişe göre yapıyoruz. Siparişe göre. Evet. Onun dışında burada ne görüyorum bakayım? Ha, ricottalar aynı zamanda böyle de ricotta. Bunun süresi uzun. Bunun mesela uzun. 5 gün. Bunu pastörize ettiğimiz için bu 20-25 günü buluyor. Ha, daha uzun sürüyor. Bir de robiola var. Sizin az önce söylediğiniz o küçük, evet. Evet. Krem peyniri dediğimiz, İtalyan krem peyniri, robiola. Bu da çok somon fümeyle falan mesela çok güzel oluyor. Ekmeğin üzerine sürerekten. Ben programdan sonra bunları bitireceğim yani. Şimdi, şimdilik bırakıyoruz ama değerli izleyiciler. Evet yani. Bir de kaymağımız var tabii. Kaymak var evet. Kaymağı atladım. Kaymak neredeydi? Evet. Bu da nadir bulunan gerçek manda kaymağı. Bunu özellikle söylemek zorundayım. Maalesef ülkemizde artık inek kreması katılıyor. İnek kremasından manda kaymağı yapılmaya çalışılıyor. Yıllarca üstünde çalıştılar bunun, bu inek kreması ile ilgili. Sonunda inek kremasından manda kaymağı yapmayı bir şekilde başardılar. Ama yediğiniz zaman bu lezzeti asla bulamazsınız. Yani asla ve asla. Bunu böyle oturup şöyle yiyebilirsiniz. Bunu yani. Bu şekilde, hatta bunu balla yemek lazım. Balımız değil mi? Balda var mı? Evet. Evet. Ya gerçekten esasında balsız bile yeseniz balsız da yenir. Her şeyde yenir. Yani manda kaymağı müthiş bir olay. Evet. Esasında bizim şöyle söylediğimiz bir şey var. Nasıl İtalyanlar %100 manda sütünden yapılan mozzarella'ya mozzarella di bufala diyorlar. İnekten yapılana da fiori di latte diyorlar. Kaymağı da kaymak olması için manda sütünden olması lazım. Kesinlikle. Kaymağın inek sütünden kremasından kaymak olmaz. İnek sütünden yapılan yani kaymak dedikleri bence krema. Kesinlikle. Yani onu zaten burada onun kitabında koymaları lazım. Yani. Koyulması lazım.
inek hiçbir, yani manda dışında hiçbir şeyin kaymağı olmaz. Evet. Kaymak bir tek mandaya aittir, manda sütüne aittir. Bunun ayrıştırılması lazım. Fakat beni burada, hani biz seninle bir program daha yaptık daha önce. Beni burada en çok etkileyen konu şu. Süt üretiminin, yani süt çiftliğinin olduğu yerde kendi fabrikasının, mandırasının olması çok güzel bir olay. Evet. Burada sizin fabrika satış mağazanız var mı? Veya böyle bir şeyiniz? Evet, fabrikada var, çiftlikte burada var. Çiftlikte yazın var. Bir de yol üzerine koyuyoruz. Koyuyor musunuz? Efken yolu üzerine bir küçük bir şeyimiz var. Orada satış yapıyoruz. Nasıl, insanlar alışmaya başladılar mı? Yani, bayağı alıştılar, arıyorlar yani. Arıyorlar, çok güzel. Evet. Yani o zaman belli bir kısmı zaten burada, işte zaten çiftçilerin hep önermeye çalıştığım, evet, anlatmaya çalıştığım o. Şimdi süt, koyun süt çiftliği yapıyor. Ya koyun süt çiftliğinin yanına kendine butik bir tane mandıra yap. Mesela benim çekimlerim var Almanya'da ve İspanya'da, İtalya'da. Almanya'da kadının 70 tane koyunu var. Doğu Fris koyunu var. Ve 45 tane ineği var. Buradan çıkan ürünlerin tamamını peynire çeviriyor. Onda da 10 çeşit peynir var işte. Sert peynir, yumuşak peynir, orta yumuşaklıkta falan. Bunların tamamını pazarlıyor. O zaman katma değeri artıyor. Tabii, tabii. Ben şimdi sana başka bir soru sorayım. Sadece üretim yapsaydın. Evet. Sadece üretim yapsaydın. Sen kendi fabrikanı bunu kurmasaydın. Evet. Bugünün yem fiyatlarıyla ya da girdi fiyatlarının artmasıyla başa çıkabilir miydin? Çıkamaz. Çıkamazdın değil mi? Çıkamaz. Yani şöyle söyleyelim. Acaba yanlış mı olur şunu söylersem? Bugün üretimin yanında böyle bir üretim mekanizmasının, yani olması, buraya kattığı değer, katma değer herhalde %50'nin üstündedir. Tabii. Değil mi? Tabii. Çünkü kendin işliyorsun. Kendin bir de ürününü çok iyi biliyorsun. Yani bu ürünün... Eminsin yani. Eminsin. Yani bu ürünlerin %100 kalitesinin ne olduğundan eminsin. Onun için de işte daha önce konuştuğumuz gibi kendi hayvanına çok iyi bakmak zorundasın. Yani süt, kaliteli ürün kaliteli sütten oluyor. Kaliteli sütü de kaliteli ekinden kaliteli yemle sağlayabiliyorsun. Yani beslediğiniz mandalar kaliteli ve iyi ürün yerlerse, yem yerlerse çıkardıkları süt de ona göre oluyor. İşte zaten hani dedik ya kalite topraktan başlıyor. Şimdi sen diğer programda ne demiştin? Samanı Hayrabolu'dan alıyorum. Evet. İşte yoncayı Aksaray'dan alıyorum. Ondan sonra tahılı, Mısır'ı Adapazarı'ndan alıyorum. Sılacı Adapazarı'ndan alıyorum. Evet. Arpa'yı Eskişehir'den alıyoruz. Polatlar'dan alıyoruz. En iyi yerlerden alıyorsun sen. Yani düşündüğün zaman bugün Türkiye'nin en iyi arpası gerçekten Eskişehir arpasıdır. Mısır Sılacı ve Mısır Adapazarı'ndır gerçekten. Evet, Adana'nın veya o bölgelerin de mısırı iyidir ama bize çok uzak. Yani bizim burada almak mümkün değil. Yani nakliye parası korkunç. Arpa o şekilde, aynı şekilde. Soya dediğin zaman da her soyayı almıyoruz. Öyle ama mi? Proteini yüksek soya alıyorsunuz. Yüksek soya. Onu nereden alıyorsunuz? Yurt dışından. Yurt dışı. İthal, başka bir şansı yok. Premix ne kullanıyorsunuz? Premix bizim... Kendi formülünüz mü var Premix'te yoksa? Kendi formülümüz var ama burada bir tane çok, yani ihracat da yapan bir firma var. Duydum. Evet, evet. Konuştum onlarla da. Evet. Veysel Bey, firmanın ismini unuttum ama ben çok, de duydum. Çok başarılılar. Evet, çok başarılı. İhracat da yapıyorlar. İhracat yapıyorlar. Hatta yeni yakında Amerika'da fuardalardı. Çok başarılılar. Onlar özel premix hazırlıyorlar. Onu kullanıyoruz. Kepek dediğiniz aynı şekilde. Maya dediğiniz yaş maya aynı şekilde. Zaten bizim yaş maya şeyde var. İzmit'te fabrikası var. Oradan mı alıyorsunuz? Yok. Bilmiyorum. Başka bir yerden. Başka bir yerden alıyorsunuz. Yaş maya kullanıyorsunuz. Yaş maya da işte hazımı ve dengeyi kurmaya büyük katkısı oluyor yani. Şimdi tabii hep üretimle ilgili konuşuyoruz. İade de oluyor mu sizde? Bizde sadece iki tane büyük iade yok normalde. İki tane büyük şey var. Market var, market zinciri var. Bir tek onlar da var. Ama zaten bizim şeyimiz de çok düşük. Yani %3'lerde, 3'lerde, 4'lerdeyiz. Çok iadede, iyi. Evet. Çok iyi.
Yani bu sürelerimiz bu kadar kısa olmasa o da olmayacak ama. Tabii yani süreler çok kısa olduğu için çok hızlı hareket edilmesi. O zaman sizin günlük zaten sevkiyatınız var anladığım tabii kadarıyla. Tabii her gün. 6 gün sevkiyatımız var. Haftanın 6 günü sevkiyat evet. var. Haftada bir Antalya var. Haftada 2 Bodrum, İzmir var. Yazın daha da çoğalıyor. Çoğalıyor. Evet. Peki burada... Hep kendi şeylerimizle. Kendi vasıtalarımızla. Kendi vasıtalarımızla. Başkasına soğuk zincir hiç bozulmuyor yani. Bozulmuyor. Gidene kadar bozulmuyor. Evet. Kendi vasıtalarımızla. Bir tek Antalya'ya yetişemiyoruz. Onu başka bir firmayla yapıyoruz. O kadar. Bayilik gibi. Bayilik aracı değil. Kullanıyorsunuz. Aracı kullanıyorsunuz. Evet. Aracı kullanıyorsunuz. Soğuk zincir olarak. Peki ben şöyle bir soru daha sorayım. Şimdi burada da perakende satışınız var demiştin. Evet. Onun yani toplam üretimin yüzde kaçını perakende burada satabiliyorsunuz? Çok az. %5 falan bile mı? Bile değil. Değil. Çok az. Bile ama bu inşallah gelecek dönemlerde çoğalır. Olabilir ama şu anda zaten yani bütün müşterilerimizin ihtiyaçlarını da ancak karşılayabiliyoruz. Yani yeni müşteri alamıyoruz. Sütümüz de tabii belli. Peki o zaman mutlaka yeni çiftliklere ihtiyaç var. İşte biz de çoğalıyoruz. Tamam çoğalacaksın ama neticede bu mandıranın kapasitesi ne kadar günlük? 10 tona kadar. 10 tona kadar işleyebiliyorsun. Evet. Şimdi şu anda 2,5 ton. 2,5 ton. Hayvanımı çoğalttım çıktı 3 tona 4 tona. Daha fazla evet. yani o zaman şu andaki hayvanın belki tam kapasiteye çıkması için 5 misline çıkmak lazım. Aşağı yukarı. Burada çıkabilir misiniz ona? Çıkabilecek potansiyele sahip misiniz? Zaman, potansiyele sahibiz ama. O zaman tamam. Zamanla olacak bir şey tabii. O zaman daha büyük mandıra lazım olacak. Eğer bu bölgede mandacılık gelişirse. Kaliteden emin olmamız lazım. Bizim çünkü yani bufa dediğiniz zaman şimdi herkes belli bir kalite olduğunu biliyor. Bunu kesinlikle her zaman sağlamamız lazım. Onu sağlayacak süt olması lazım. Yani bizim süte yakın olması lazım. Şu anda henüz onu olmadığı için alamıyoruz. İleride bakacağız. İleride olabilir ama büyümeye devam edeceğiz diyorsun değil mi? Büyüyoruz evet. Peki bütün bu krize rağmen mi yem fiyatlarının artması? Mecbursunuz, duramıyorsunuz. Duramayız. Duramayız. Ya ülkede üretim durmamalı. Durmamalı. Benim şöyle bir şeyim var yani cesur olmak lazım. Ben bir de şunu söylüyorum üretici arkadaşlarımıza diyorum ki ister inek ister manda ister koyun keçi besle. Biz performansımızı yükseltmemiz lazım. Yani süt verimini arttırmamız lazım, miktarını arttırmamız lazım, kalitesini arttırmamız lazım ve o ürettiğimiz ürünün daha kaliteli satılır hale getirmemiz lazım. Tek şansımız o. Çünkü biz süt fiyatına müdahale edemiyoruz. Et fiyatına müdahale edemiyoruz. Aynı zamanda çıkan yemin maliyetine müdahale edemiyoruz. Ama bu tip performanslarımızı yükselterek, işte sizin burada yaptığınız iki tane önemli şey var. Bir, çok kaliteli hayvandan kaliteli süt verimi alıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bu kaliteli aldığınız sütü tüketiciye sunulur hale bir ürüne çeviriyorsunuz. Ürün gamına çeviriyorsunuz. Dolayısıyla o katma değerlerle bir anda sizin performansınızı buradan buraya çıkartıyor. Doğru. Ve bu da sizin kriz dönemlerinde daha rahat ayakta durmanızı sağlıyor. Hoş mesela pandemi süresince biliyorsunuz restoranlar kapalıydı. Bizim de aşağı yukarı %50 satışımız restoranlardı. Evet. Orada biraz sıkıntı yaşadık ama. Ne yaptınız o zaman? Ne yaptık? Allah'tan marketlerdeki satışlar arttı. Şimdi marketlere mal yetişmiyor ama. Evet. Ben çünkü bu sohbetten önce baktım birkaç markete. Gerçekten mal yetişmiyor. Yani yetiştiremiyorsunuz. Çünkü restoranlar da önemli. Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Vallahi bence hani marketler yanlış anlamasın ama bence birinci derecede restoranlar sonra da şarküteriler geliyor. Ondan sonra marketler geliyor. Çünkü marketler mes satış yapıyorlar. Kantite satışı yapıyorlar. Dolayısıyla onların... Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Kolay elimizden değil. Geldiğince. Kolay değil. Ve haftanın kaç günü devamlı buradayız, işin başındayız? Vallahi 3 gün ben geliyorum, 2-3 gün ortağım ortak geliyor. Ortak hiç boş durmuyor boş orası yani. Ama eskiden hayvancılık olmadığı halde hayvana alıştın değil mi artık? Baktığın zaman görebiliyor musun mesela hayvanın nesi var, nesi yok? Tabii tabii yani bilhassa mandada. Manda konusunda uzman olmasak da en azından biraz bilgimiz oldu yani.
Çok güzel. Kurumsal yapıyı da oturttuk. Peki son olarak sana şöyle bir soru sorayım. Buradan vermek istediğim bir mesaj var mı ülkemize mandacılık üzerine? Valla manda çok güzel bir hayvan. Çok kıymetli bir hayvan. Son 20-30 senede pek kıymeti bilinmemiş. Şimdi tekrardan kıymeti artmaya başladı. Çünkü eskiden sütünün fiyatı çok düşükmüş. Şimdi sütünün fiyatı yükseldi. Sütünün ne kadar kaliteli olduğu ve sağlıklı olduğu meydana çıktı. Dolayısıyla esasında mandacılığı daha da geliştirmemiz lazım. İnşallah yani devlet bir yardımlarda bulunuyor ama biraz daha iyi olması lazım ki insanlar cesaret etsin. Çünkü bu maliyetlerle, bu artan fiyatlarla sahiden zor. Ama olmayacak bir şey değil tabii. İnşallah daha iyi olacak. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Değişik bir program oldu. Güzel bir program oldu. İki program yaptık. Sana ve ortağına da çok teşekkür ediyoruz. Çalışanlara da teşekkür ediyoruz. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, çok ilginç, değişik bir program yaptık. Hafif gurmelik, hafif imalattan da bahsettik. Ama gerçekten bunu bir entegre tesis olarak gördüğümüzde mutlaka bu iki programı izlediğinizde çok daha iyi anlayacaksınız. Mandalarınız, inekleriniz, buzağılarınız, danalarınız, hatta koyunlarınız, keçileriniz, bütün hayvanlarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.